Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, artık balık sezonu açıldı. Ben de hamsiyle sezonu açmış bulunmaktayım. Hamsiyi bir de bu şekilde kızartmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tarife geçmeden önce sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz her türlü destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve sizlere daha fazla bekletmeden tarifimin yapılışına geçiyorum. Evet, hamsilerin arkadaşlar bu şekilde kafalarını ve içini, organlarını parmağımızla temizliyoruz ve ortasındaki kılçığı da bu şekilde çıkartıyorum. Temizlemesi biraz zahmetli ama sonrasında yerken gerçekten çok güzel oluyor. Hiç kılçık gelmeden hemen löp löp tavuk eti gibi yiyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Evet, hamsileri güzelce temizliyoruz. Kılçıklarını, kafasını, içini temizledikten sonra hepsini güzelce yıkıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında süzdürüyoruz. Şimdi balığımızı kaplamak için hamurumuzu hazırlıyoruz. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 1 çay bardak mısır unu, tepeleme 1 yemek kaşığı un, aynı şekilde tepeleme 1 yemek kaşığı nişasta, 1 tatlı kaşık kabartma tozu, tuz, yaklaşık 1,5 çay bardağı süt. Hepsini güzelce çırpıyoruz. Pürüzsüz bir hamur elde ediyoruz arkadaşlar. Evet, hamsileri yıkadık ve süzdürdük. Şimdi lezzetlendireceğiz. Biraz tuz ve biraz karabiber serpiyoruz. Daha sonra her yerini gelecek şekilde elimizle güzelce harmanlıyoruz, oluyoruz arkadaşlar. Artık balıklarımız kızartmak için hazırlar. Hamurumuza bulayacağız. Daha sonra kızgın yağda kızartacağız. Hamsinin yanına tabii ki salata yaptım. Bol yeşillikli. Bir de patates kızartması istediler. Bu şekilde menümü hazırlamış oldum arkadaşlar ben. Evet, teflon tavaya sıvı yağ ilave ediyorum. Yağ ısındıktan sonra hamsileri hamura buluyorum ve bulamış olduğum balıkları tavanın içerisine ekleyip altın renk alana kadar kızartıyorum. Evet, ortasından kılçığını çıkarttığım için ve hamsileri de oldukça küçük olduğu için hamsilerimiz ortadan ikiye ayrıldılar. Aslında ben tüm kalmasını istiyordum. Tüm kalmayınca da bütün balıkları, hamsileri hamurun içerisine alıp güzelce harmanladım. Bu şekilde arkadaşlar. Daha sonrasında maşayla yağın içerisine koyup kızarttım. Bu şekilde çok da pratik oldu. Dilerseniz sizler tek tek hamura bulayıp o şekilde kızartabilirsiniz. O zaman görüntü çok daha güzel ve temiz görünecektir. Evet, balıklarımız bitene kadar kızartma işlemini uyguluyoruz arkadaşlar.
Evet, hamur kaplamalı hamsi balıklarımız artık yemek için hazırlar. Mercimek çorbası yaptım ve patatesi kızarttım. Salata eşliğinde bizler afiyetle yedik arkadaşlar. Sizlerin de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.